Şimdi bizim yaptığımız tahminlere göre Mart ayında bu Covid tehlikesinin oluşmasıyla beraber ve kısıtlar başlamadan hemen önce Bodrum'a büyük bir göçün olacağı noktasındaydı yaptığımız tahminler. Şimdi şu anda yaz dönemini çok iyi bir şekilde geçirdik. Türkiye'nin birçok yerinde vakalar belki artarken Bodrum'da hep ya hiç olmadı ya da çok stabil kaldı. Belli oranlarda bir bulaşma riskiyle karşı karşıya kaldık. Bunun dışında hiçbir sıkıntı olmadı. O yüzden bundan sonra da gerekli önlemleri alarak Bodrum'un güvenli bir kent olarak kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle son dönemde yazla birlikte tabii ki artan nüfusa göre yaptığımız denetimlerde sosyal mesafe kuralları, maske takma kuralları, hijyen kuralları bunların hepsi bizim gözetimimiz altında gelişti. Plajlarda dahi, pazar yerlerimizde, sosyal alanlarda, işletmelerde, kafelerde, özellikle restoranlarda her yerde büyük çaplı denetimler yaptık ve en azından bulaşma riskini önlemek için bizim üzerimize düşen gereken önlemleri aldığımız noktasındaydı yaptığımız çalışmalar. Şimdi bundan sonra görüyoruz ki özellikle uzaktan eğitimin de şu anda gündemde olmasıyla beraber aslında Bodrum'a gelen diğer nüfusun çok fazla da gitmeyeceği görülüyor. Burada özellikle ikinci konut sahiplerinin geldikleri ana kentlere dönmeyip Bodrum'da kalmaya devam edeceklerini görüyoruz. Şimdi bizim tahminlerimizle beraber ikinci konut sahiplerinin de geri dönmemekle oluşacak nüfus toplam 350-400 bin bandında. Biz normalde 176.500 resmi nüfusa hitap ediyoruz. Ama şu anda görünen o ki iki kat bir nüfusla karşı karşıya kalacağız bütün kış boyunca. Bunun için tabii ki önlemlerimizi alacağız. Ancak yazlık özellikle beldelerin kış nüfusuna göre bütün ödeneklerini aldığını, devletten gelen payların nüfusa göre olduğunu değerlendirirseniz aslında 176.500'e göre alınan bu payların 350-400 bin nüfusa göre harcanacağı da burada bir gerçektir. Bunun için ya ekstra desteklenmemiz lazım ya da en önemlisi şu var. Ben Bodrum'u seviyorsan, Bodrum'da uzun süre geçiriyorsan, bir 6 ay geçiriyorsan en azından Bodrum'a kayıt olman gerektiğini düşünüyorum. Yani Bodrum'u seviyorsan Bodrumlu ol diye her mecrada söylüyoruz. Bu da niye gerekli? Eğer gerçek nüfusumuzu yansıtabilirsek biz TÜİK'te o zaman yine bizim genel bütçeden alacağımız pay burada tabii ki artacaktır. İller Bankası yoluyla aldığımız pay artacaktır. Ayrıca şunun çağrısını yapmak istiyorum. Şimdi Bodrum çok önemli bir turizm merkezi, aynı zamanda çok büyük bir ekonominin de döndüğü bir alan. Burada da faaliyet gösteren şirketlerin birçoğunun merkezi gene ana kentlerde, İstanbul'da ya da Ankara'da hep burada şube olarak faaliyet gösteriyorlar. Büyük otellerde böyle, büyük yatırımcılar, büyük inşaat firmaları ya da özellikle zincir marketler, o büyük zincir marketler, alışveriş merkezleri. Yani bunlar tabii yerleri de var. Ama bunların önemli bir bölümünün merkezi hep ana kentlerde. O yüzden onların da burada ticaret odasına kayıt yaptırmaları, vergilerini burada ödemeleri ve gerçekten buradan kazandıkları en azından gelirden Bodrum'a da bırakmaları doğrudur diye düşünüyoruz. Bunun için de çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki Bodrum'u seviyorsan Bodrumlu ol, Bodrum'da yaşıyorsan Bodrum nüfusuna kaydol veya Bodrum'da faaliyet gösteriyorsan ticari açıdan da o zaman da Bodrum Vergi Dairesi'ne kaydol, şirketinin merkezini burası yap, Bodrum Ticaret Odası'na kaydol ve senin kazandığın gelirden belli bir pay da en azından bu kentin ortak ihtiyaçları için harcansın. Biz bunu istiyoruz Eren Bey.